Kesinlikle. Yok yani bu kadar önemli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Şahsıma özel bir görev hayır. Hayır ya, ben hayata yük olduğumu düşünüyorum. Ya. Kızım sesini de giriyor lan hepsine. Ben arkadaşım gibi. Manyağa bak. O da bak. Biz bunların hepsini baştan yapacağız bence. Ben Angelus'um. Evet evet. Yani insanlara yardım etmem gerekiyormuş gibi. Ya da canlılara yardım etmem gerekiyormuş gibi hissediyorum zaman zaman. Ben koşulsuz sevgiye inanan bir insanım. İnsanların, arkadaşlarımın, ailemin yanında olabildiğim sürece yanlarında olmaya gayret ediyorum. Benim hayattaki görevim de bu galiba. Özel bir görevim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama herkesin elinden gelen en iyisini yapması gerektiğini düşünüyorum. İyi şarkılar sunmakla ilgili bir görevim olduğunu düşünüyorum. Bunun için de elimden geleni yapıyorum. İyi enerji yaymak. Oğluma işte doğru düzgün bir hayat sürdürmek, doğru düzgün derken... ne kadar gerçek o kadar iyi. Pazarda su satarak. Soğuk sudan içer. Tarabya'da bir teknede organizatörlük yapmıştım. Oradan para kazanmıştım. O parayla galiba babaanneme yüzük almıştım. Ya. Öyle demişlerdi. İlk parayla babaanneye yüzük alır gibi. Kandırmış da olabilirler. Öyle bir küçük bir şey almıştım. Öyle bir adet varmış galiba. Pazarda kendi oyuncaklarımı satarak kazandım. Sonra o kazandığım paralarla oyuncak marketine gidip oradan daha güzel oyuncaklar almıştım. İlk paramı biriktirdiğim misketleri satarak kazanmıştım böyle. Bakkalla aynı fiyata satıyordum. Ona rağmen almıştı çocuklar. Onunla da gidip çikolata, kola falan aldım herhalde. Ben üniversite birinci sınıftayken Mint'e geldim. Mint'e çalışmaya başladım böyle stajyer olarak falan. Birol Hoca'nın, Birol Güven'in senaryo asistanıydım. O bana böyle... dolar verdi. 300 dolar mı ne verdi bu arada, böyle nakit, böyle harçlık gibi. O sırada Büyükada'dan gidip geliyordum ben. Mint'e, Mint Üsküdar'da. Yol paramı harcamıştım. Reklam filminde Cem Yılmaz'la oynarken ilk paramı kendime bir tane kedi gözlü benara almıştım. Ve başıma neler geldi biliyor musunuz? Onu da kısaca anlatayım. Tam evin önüne çektim. Varlar böyle kedi gözlüydü falan. Bembeyaz bir araba. Kumandaya basacağım. Dört kapı birden açılınca falan. Evin önüne çekti. Ertesi gün tiyatroya ineceğim. Arabama bindirdik. Marşı bastım. Aşağı inerken bir tane tiyatrodan arkadaşım vardı. Onu alayım derken selektör yapıyorum. Selektör yapıyorum. Bakmıyor. Oğlum selektör yapıyorum. Selektör yapıyorum. Gene bakmıyor. Pencereden alsa oğlum gitsene bu tarafa. Bir de sinirlendim. Gitsene bu tarafa. Oğlum niye binmiyorsun arabaya? Selektör yapıyorum. Arabaya binerken diye gülüyor. Oğlum ne gülüyorsun diyor. diyor. Oğlum gerizekalı mısın? Niye gülüyorsun? Abi arabanın farı yok. Oğlum nasıl arabanın? Arabanın farlarını çalmışlar ya. Arabanın ağzı böyle açık ya. İlk gün. İlk kazandığım parayla arabanın farlarını çaldılar. Diğer böyle kazandığın küçük paraları para olarak görmüyorsun herhalde Ersin. Evet. Büyük parayı dediğini kazandığın. Yoksa yani büyük, daha önce yaptığın işlerde falan kazandığın parayla. İlk yani hani babandan hariç ilk para kazandığın para neresi? İlk şeydi ya, nerede? Hatırlamıyorsun. Merter'de pizzacıda ilk maaşı 30 TL yani 15'ini babaya gönderir, 15 de bize kalıyordu. İlk kazandığım para buydu. İlk paramı reji esnafını yaparak kazandım. Herhalde hiç pişimdir yani. Dedemin kahvehanesinde çalıştım küçük yaşlarda. Babamın kasap dükkanı vardı. Hem orada hem orada. Pişirdiler böyle beni ince ince. Ama parayı ne yaptığımı hatırlamıyorum. Büyük ihtimal ya bir şeyler almışımdır ya anneme vermişimdir. Liseyi bitirdiğim yaz babamın koordinatör olduğu tatil köyündeki hediye eşyaları satan dükkanda çalışarak kazanmıştım. Hatırladığım kadarıyla Discman almıştım. İlk paramı üniversitede stajda kazandım. Günaydın gazetesinde muhasebe servisinde çalıştım. O parayla kendime bir dolma kalemi satın aldım. Bir tane reklam filminden kazanmıştım. O kadar tatlı gelmişti ki bir sürü şey almıştım o parayla. Fuarlarda hosteslik, stand hostesliği yapıyordum. İlk paramı öyle kazandım. Ondan sonra da kuzenimle birlikte Büyükçekmece'de, Mimar Sinan'da Balık Osman vardı. Oraya gidip bir güzel hepsini harcamıştım. Valla 18-19 yaşlarında bizim yakın tanıdığımız bir sahaf vardı. Bütün arkadaşlarımla oraya çok fazla giderdik. Hemen hemen her gün giderdik. Oraya gide gele zaten bazen çalıştığım da oluyordu. Orada kazanıyordum ilk paralarımı ama inanın ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kumburgaz'da yazlıkta bir barda
sahne yapmıştım. İlk gitarla sahneye çıktığım yerdir de orası aynı zamanda. Kazandığım parayla da daha sonra tekrar arkadaşlarımla beraber oraya gidip bir akşam eğlendik. Yine aynı yerde harcadım parayı, geri verdim orada yani. Durur, düşünürüm biraz. Sigara içerim. Okurum. Dururum. Bir şey yapmam. Babamı ararım. Cep telefonuma bakarım. Sosyal medyaya girerim. Kelime ama oynarım. Su doku. Şurada gördüğüm yatağımı hemen fişek atarım kendimi oraya yastığımın. Herhalde işle ilgili bir şey düşünürüm. Bir yaratıcılık, içinde yaratıcılık olan bir şey yapardım. Yeni bir dizi projesi, sinema, filmi, senaryo. Boş vakit çok değerlidir ya. Arkadaşlarımla buluşurum, kahve içerim. Herhalde eşimle bir yemeğe gitmeyi tercih ederim, güzel bir zaman. Şeyler de yapabiliyorum, bahçe sulama, ondan sonra çim, biçme. Gitar çalabilirim, yüzerim, yürürüm. Yürüyüş yaparım. Yine okurum. %90 kitap okurum, %10 dizi izlerim. Hoşuma gidecek bir yazı okuyabilirim. Minik bir kitaptan bir bölüm okuyabilirim. Evdeysem çocuklarla bir şey yapabilirim. Yazlık bir mekandaysam spor yapabilirim. Sadece 2 saat boş vaktim varsa, demek ki çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Sanırım uyurum o sürede, enerji toplayayım diye. Doktorumla görüşmeyi tercih ederim. Kesin ya, İstanbul'a yakın bir yere tatile giderim. Günübirlik eskiden gidilirdi Yunan Adası'na. Ablamı görmeye gidebilirim. Yakın çevremde küçük bir tatil yapabilirim. Fotoğraf makinesini alıp çekip sokaklarda fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Bir günümü Marmaris'e ayırırım, bir günümü de Akyaka'da arkadaşlarla gezeriz yani iki gün. Arkadaşlarımla doğaya çıkarım, seyahat ederim. İş bulurum, iş yaparım. Photoshop açarım, Premiere açarım. After Effects Illustrator öğrenmem gerekiyor, Illustrator öğrenirim. Kitap okumayla dizi izlemenin yanına uykuyu da eklerim. Bahçemin özetinliğimle ilgilenirim. Çapa yaparım, budama yaparım. Kellek bir yemek hazırlayıp onu yemek. Biraz müzik yapmak, biraz müzik dinlemek. Mümkünse seks. İki gün kapanıp şarkı yapmayı tercih ederim, tahmin ederim. Bir senaryo, bir metin yazmak isterim. Bu bir senaryo da olabilir, bir kitap da olabilir. Film çekerim, video art yaparım, performans yaparım. Bunları gider galerilere piç ederim, yapımcılara piç ederim. Ondan sonra gider onları gerçekleştiririm, yaparım ya. Kesinlikle dünyayı gezerim. Japonya'ya giderim. 2 ayımı Hollanda'da gezmekle geçiririm. Eşimle beraber bir İspanya, İtalya tatili. Kuzey ışıklarını görmek çok istiyorum. Marrakeş'i merak ediyorum, Casablanca'yı merak ediyorum, Tibet'i çok merak ediyorum. Yurt dışına giderim ben, yani seyahat ederim ben 2 ay boşluğum varsa. Bir kısmını ailemle geçiririm, yani bir haftasını falan. Sonrasında kesin giderim yani. Bol bol gezerim, araçla çıkarım, yurt dışı, Avrupa turu yapabilirim. Sonra dönerim bir Amerika'ya gidebilirim. Sıkıntım yok, bir tekne turu yaparım. Tatil yapardım, özellikle deniz kenarında non-stop bir tatil yapardım. Dinlenmek isterim, böyle güzel bir deniz kenarında doğayla iç içe sadece uzanıp kafamı rahatlatmak isterim. Elifli mi, elifsiz mi? Tek başıma. Elifsiz yani. Evet, evet. Elifsiz. Tabii canım. Yapmaktan kaçtığım her şeyi yapardım o 2 sene içinde. Çok verimli olurdu. 2 sene boş vaktim olsa da ben yine müzikle ilgili bir şey yapar, bir stüdyoya girer, bir prodüksiyon firmasıyla ortak bir proje çalışması yaparım diye mutfakta olmayı tercih ederim işimle ilgili diye düşünüyorum. Dünyayı gezerim. Farklı dillerin konuşulduğu ülkelere gitmeyi çok isterim. Çünkü ne kadar dil tanımak demek, o kadar farklı kültür tanımak demek. Muhtemelen dünyayı gezerdim. Yepyeni yerler, kültürler görmek isterdim. Güzel bir karavan olur. Gezerim yine ya. Her şeyimi satar savuşturur. Yola çıkarım. Amerika'da mesela, Amerika'ya gidip orada dil öğrenmek. Bunu hayal etmiştim tabii ki. Survivor demiş ki pandemi olunca yapamamıştı. Ve bunu yapmak istiyorum. Sevdiğim bir noktadan bir arsa alıp oraya bir ev yaptırırım. Orada takılırım. Beni daha bulamazsınız. Uzun böyle kış mevsimini sonuna kadar yaşayabileceğim birkaç yerde kalmayı isterdim. Elifli mi, elifsiz mi? Tamam hadi elif olsun. Bilardo ve basketbol. Dalış yapmayı çok severim. Kickbox sayılır mı hobiden ya? Tohum filizlemek. Evet, yazmak. Motora binmeyi çok severim. Bir arabayla ilgilenmek, toplamak, restorasyon yapmak hoşuma gidiyor. İşte Muğla'da sürekli bir aktiviteyle uğraştığım için mesela işte kano, bazen kano vardı, kano yaparız, bisiklete bineriz. Ondan sonra karavanla, eğer kışa doğru böyle güzel bir yerler varsa karavanla gidip
böyle gezmeceler. Örgü örmeyi mesela çok severim. El işiyle ilgili her şeyi çok severim. Yani ufak tefek el işçiliklerini severim. Ahşap vesaire gibi. Fakat gerçekten hobi olarak gördüğüm şey yürüyerek gezmek. Bundan inanılmaz hoşlanıyorum ve bu benim hobim. %99 kitap okumak. Küçükken büyüyünce ne olmak istemiştin? Futbolcu olmak istiyorum. Çok şey, hostes. En küçükken çöpçü. Bir ara diplomat. Sonra hep psikolog. Psikolog. İş insanı olmak istemiştin. Dansöz. Hala çok istiyorum. Umarım bir gün başarırım bu hayalimi. Vizyonerliğimi o yaşlarda konuşturup anneannemle pazara çıktığımda bu pazarcıların para üstü vermek için önlerindeki önlükten parayı tezgahın üstlerine attıklarını görerek pazarcı olmak istediğimi söylemişim. Rally pilotu. Araba kullanıyor. O yüzden bir taksicilik dönemim var. En küçükken pilot, sonrasında astronot olmak istemiştim. Doktor, astronot, pilot. Eskiden İstanbul'a geliyorduk. Florya'da akrabalarımıza. Trenle Bakırköy'e falan geçtiğimizde şeyi görüyordum. Hava Harp Okulu'nun binasını görüyordum ve çok etkileniyordum. İsterdim ne bileyim bir F-16 pilotu olmak belki ama ortaokul, lise itibariyle böyle daha çok oyunculuk üstüne şeylere yöneldim yani. Konservatuar okuyup tiyatrocu olmak istiyordum. Küçükken tek derdim o kutunun içinde olmaktı yani televizyonun. Şarkıcı olmayı çok istiyordum. Her video klipte o sanatçı olmak için elimden geleni yapıp televizyonun karşısında şekilden şekile girirdim. Herkes gibi astronot olmak istemiştim. Bir ara böyle mutfağa da birazcık yönelmiştim. Lise çağlarımda bir modacı mı olsam falan gibisinden bir kafalar gelmişti. Ama ardından bir gün bir set gördüm. Ve dedim ki ben sinemacı olmalıyım, yönetmen olmalıyım dedim. Ve sonra sinemaya döndüm temelde. Hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde hedefim olmadı. Hep hayatın akışına bıraktım. Bugün de değişen bir şey yok. Hayat beni bir yerlere götürdü. Niyetlerim oldu ama hedefim hiç olmadı. Sözcüklerin kifayetsizliği. Ezber. Kuraklık. Diploma gerektirmiyor olması. Herkese sıfırdan siyaset iletişimi nedir anlatmak zorunda kalmak. Asistanlık görevimle alakalı. Bazen çok fazla insanla konuşmam gerekiyor. Senaristlik görevimle alakalı sevmediğim... Bazen çok müdahale ediliyor oluyor. Yani şu karakteri şuraya yazma, o karakteri buraya yazma. Hani benim yaratıcılığımı engelleyecek şeyler oluyor. Devamlı oturuyorum ve aynı müzikleri tekrar tekrar dinlemek. Zamansızlık. Biraz kendime vakit ayırmakta evet zorluk çekiyorum. İşimin kendisini sevmiyorum zaten yani. Yapımcılığı yapmak zorundayım. Senaristlikse işim evet seviyorum. Ama ona da enerjim kalmadı. Galiba seni de sevmiyorum. Çok fazla beklediğim bir durum var ya, öyle bir çalışma sistemi var dizilerde. Çok uzun çalışma saatleri. 2 gece uyumadan sette olduğum anları biliyorum. Çok stresli ve dikkat gerektiren bir iş. Aslında çok dikkat gerektirdiği için biraz streste barındırıyor. Yeteri kadar donanımlı ya da yetenekli olmayan insanların pastanın çok büyük dilimlerinde yer alması. Temiz hava, taptaze meyveler. Toplumsal fayda yaratıyor olması. İnsanlara yeni dünyalar sunmak. Müziğin ritmine göre görüntüleri güzel bir şekilde, bir anlam çıkacak şekilde dizmek, o yaratım süreci hoşuma gidiyor. Bir zaman mevhumu olmaması. Yani benim işim yoksa o gün ben şirketten erken çıkabilirim. Ya da geç gelebilirim. İstediğim kadar uyuyabilirim. Yani böyle bir mesai saatimiz yok. Bu serbestliği seviyorum. Özgürlüğü. Bu iş bana çok hafif geliyor. Yani insanlar öyle işler yapıyorlar, öyle çalışıyorlar ki kendi yaptığım işi iş gibi bile görmüyorum. Hobi gibi bir şey bu bizim sektörümüz benim için. Sette olmayı çok seviyorum, film çekmeyi çok seviyorum. Karakterleri konuşturmayı, onlara biçim vermeyi, hareket vermeyi, duygularını katmayı, kendimden bir dokunuşta bulunmayı. Şarkı söylediğim zaman, sahnede olduğum zaman çok mutluyum. İnsanlarla iletişimi seviyorum. Çok güzel hareketlerde biz 24 kişiyken bazı arkadaş grubu var, bir de çok kankiyiz ya. Onlarla mesela vakit geçirmek güzeldi yani. Çocuklar, hareket, organizasyon işleri. Bir maile bakmam lazım deyip saatlerce bilgisayarın başında işimle uğraşırım yani. Babam emekli.
köy hizmetlerinde evde uğraşıyorlar, ne yapsınlar? Esnaflar. Benim ailem esnaftı, serbest. Satıyorduk bir şeyler. Beyaz eşya, tüp. Benim babamın çiçekçi dükkanı vardı Büyükada'da. Uzun yıllar çiçekçi dükkanını işletti. Ama şimdi Adalar Belediyesi'nin serasında çalışıyor. Orada çiçek yetiştiriyor. Annem ev hanımıydı. O bizi yetiştirdi. Bence güzel yetiştirmiş. Annem ev hanımı. Rahmetli babam da kasaptı. Annem ev hanımı. Babam da sanayi sitesinde otocamcısı. Annem ev hanımıydı. Babam da Armatörler Birliği'nde işletme müdürlüğü yaptı, memurdu. Babam otel koordinatörüydü. Annem işletmeciydi. Babam özel sektörde çalışıyordu. Annem de devletliydi. Annem anaokul öğretmeniydi. Babam da kimya mühendisi. Doktorluk. Babam yerel cerrah. Annem biyokimya profesörüydü. Babam annem gazeteciydi, eşim mühendis. Annem babam gazeteciydi, eski Günaydın Gazetesi'nden emekli oldular. Matbaa Meslek Lisesi'nde okudum. Sonra da Marmara Üniversitesi Matbaa Bölümünde okudum. 88 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler, 2013 Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunuyum. Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Sesi mezunuyum. Daha sonra Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimini bitirdim. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptım siyaset iletişimi üzerine. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldım. 2004 yılında Ege Üniversitesi'ne Devlet Türk Müzikisi Konservatuvarı'na girdim. Temel Bilimler bölümüne. En sonunda tamburdu. İlk orta lise öğrenimi Trabzon'da. Sonrası konservatuvar eğitimi için de İstanbul'a geldim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar bölümünde okudum. Sonra oradan 2004'te mezun oldum. 2006'da Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Sinema Televizyon bölümünü bitirdim. İlkokulu ve ortaokulu Büyükada'da okudum. Sonrasında Üsküdar Anadolu Lisesi'ni kazandım. Sonra da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazandım. Robert Kuliş, sonrasında Mimar Sinan Sinema Televizyon mezunuyum. İlkokulu İstanbul'da okudum. Sonra liseyi Eskişehir'de okudum, Atatürk Koleji'nde. Üniversitede de İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne geldim. Tam burslu sinema televizyon okudum. Sonra bir yüksek lisansa başlayayım dedim. Tam başlarken bıraktım gibi bir şey oldu. Şimdi de işte master planım var. Yıldız Koleji'nde ilkokulu okudum. Ortaokul ve lise Robert Kolej. Üniversite İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. İşletme lisans mezunuyum. Nerede okudun? Muğla Üniversitesi'nde okudum. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Dersleri verdim fakat tezimi hala yazmadım. O yüzden muhtemelen şu an okulla ilişim kesilmiş olabilir yani. En son Hacettepe Üniversitesi'ni bitirdim, dil bilimi bölümü. İki tane yarım master'ım var bitiremediğim. İlk orta ve liseyi İstanbul'da okudum, devlet okulunda okudum. ÖYS'ye girdim, Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü kazandım. İstanbul'u çok özledim, annemi çok özledim, arkadaşlarımı çok özledim. Okulu bıraktım, döndüm. Sefer 2'de Zeynep Özek'le birlikte bir sürü program yaptık. Çok da mutluydum. Okul falan umurumda da değildi açıkçası ama annem başımın etini yemeye devam ediyordu. Okul, sınav, üniversite. Ertesi sene tekrar üniversite sınavlarına girdim. Marmara Üniversitesi satış yönetimi ve reklam bölümünü kazandım. Hiç üstüne düşmedim ve atıldım. Devamsızlıktan atıldım. Herhalde 2015 falandı mezun olduğumda. Böyle 20 yıla yayılmış bir okul dönemim, sürecim var. Hakkari Lisesi'nden mezunum. 08-11-1977 doğumluyum. Adım Ersin Akat.